endi yashab o'tgan yillarimga, yo'llarimga qaytadan nazar tashlaydigan bo'lsam, turli xulosalarga kelib qolaman. Bu xulosalar ko'pincha yosh bilan bog'liq. Ya'ni bolalik yili, o'spirinlik, yigitlik yillari va nihoyat o'rta yosh va nihoyat keksalik yillari. Bu bor gap bu. Ikkinchisi esa yashab o'tgan muhitlar, shart-sharoitlar. Shu bu ham katta ahamiyatga ega bo'lgan sharoit. Masalan, bizning bolaligimiz maktabdan keyin sho'ralar davrida yashab, o'sha davrda uni ko'rsatmalari yoxud ideologiyasi deymiz, shularni o'qib, o'rganib 40 yil, 45 yil ortiq shu davrda yashab ijod ham qildik. O'sha davrda jumladan adabiyot va san'atga qo'yiladigan talab albatta sinfiylik nuqtai nazaridan talab qo'yilar edi. Albatta partiyaviylik nuqtai nazaridan talab qo'yilar edi. Buni biz o'sha vaqtda cheklangan ekanligini yaxshi his qilar edik, bilar edik. Lekin bunga qarshi turishni iloji yo'q edi. Bizni asarlarimizdan sotsialistik realizm rioya qilirdingmi yo'qmi, ana shuni ko'proq talab qilishardi. Shuning uchun o'tgan shu 74 yil davrida bizni ustozlarimiz, endi aytaman, og'alarimiz shoirdir, yozuvchidir, iste'dodi balanddir, o'rtachadir, pastdir, lekin bularni hammasini bittagina narsa cheklab keldi. O'sha zamon siyosati cheklab keldi. Bu bor gap bu. Shuning uchun ba'zilarda daftari ikkita bo'lganida degan gapda jon bor. Ya'ni biri zamonsozlikka atalgan daftar, ikkinchisi o'zini qalbiga mo'ljallangan daftar. Qalbini yozadigan daftar. Ikkinchi daftarni bekitib qo'ygan maxfiy daftar edi u. U o'zini muhabbatini, ayriliqlarini, hasratlarini, armonlarini she'rga yoki hikoyaga, asarga aylantirib, yashirib qo'yganlar va hokazo. Keyin ko'cha-ko'yda majlislarda aralashib yurganda kun ko'rish uchun, zamonga, davr bilan murosa qilish uchun zamonsozlik bilan siyosiy mavzularda ura-urashilik bilan yashab o'tdilar. Ana xuddi shu davrda bizni ham yoshligimiz o'tdi, yigitlik yillarimiz o'tdi. Ana shu davrlarda shakllangan tuyg'ular bor. Endi hozirgi yillarga kelib, masalan, men nima ish bilan shug'ullanishim o'zimga ma'qul tuyuladi. Shu o'sha davrdagi ko'pgina tuyg'ularni, ko'pgina xulosalarni oyog'i osmondan edi. Endi o'ng'ay qilib oyog'ini yerda odamga o'xshatib qaytadan terib chiqish kerak bo'ladi. Masalan, o davrda odam sovet kishisi hech qachon kasal bo'lmaydi, o'lmaydi degan bir qandaydir fanatizm bor edi. Endi davr keladi, bu odam olasi bor joyda o'limi ham bor. Bu bor. O davrda aytilar edi, muhabbat ayriliq bo'lmaydi sovet kishilarida, sho'rada. Men shunda aytayapmanki, ayriliq bo'ladi bu. Shuning uchun shu birinchi muhabbatim degan bir she'r yozganman. Shunda men kimga suyangayman birinchi muhabbatim degan satrlarni o'sha davrda partiya majlisida muhokama qilishgan. Va kimga suyanasan, partiyaga suyan, davlatga suyan degan g'alati bir xulosalarga kelishgan. Endi xuddi shunday dunyo qarash, fikr olamga, tabiatga qarashda ham bir yoqlamalik hukmron edi. Masalan, deylik,
go'zallikni nimada deb his qilishardi. Go'zallik mehnatda deyilardi, tamam. Mehnat qilsang o'sha go'zal bo'ladi. Masalan, men hech qachon mehnat qilsang go'zal bo'lmaysan demoqchi emasman. Lekin bu kategoriya juda ulug' falsafiy bu kategoriya bu. Uni faqat shu bilan chegaralab bo'lmaydi. O'sha davrlarda masalan inson problemasi, muammosi insonni o'zini kuylash mumkin emas edi. Qaysi ma'nodaki inson masalan o traktor haydasa, traktorchini kuylagan emas, traktorini kuylashgan. Mehnatda uni mehnatdagi hosilini sentner va tonnalar bilan o'lchab, o'shani kuylashgan. Lekin traktorchini qalbidan nima o'tdi? Nima o'tayotir u? U haqida hech qanaqa gap bo'lgan emas. Yana bir vaqtlarda hozirgi yoshlar buni eshitib, albatta kulishadi. Men guvohman. Shuni aytib bersam, hammasi hayron bo'lib kulishadi, nahotki deyishadi. Ya'niki, dalada bir qiz bilan yigit paxta terayotir. O'sha davrda dramaturgiyasidan gap endi. Qiz yigit qizga aytadi, "Ay falonchi, shu men sizga sevgi isor qilaman, obo" desa, qiz javob qiladi. "Hoy" deydi. "Paxta pullarini bajarib olaylik, ana undan keyin sevgi isor qilasan" degan gapni qiladi. O'sha davrlarda bu gaplar eng baland gaplar edi. Eng jo'yali gaplar edi. Hozirgi mana endi hamma narsani joy-joyida qo'yilgandan keyin bu gaplar yasama, soxta. Inson tuyg'usiga qarshi ekanligi ochiq-oydin ko'rinib, bilinib qoldi. Yoxud Navoiyda shaxsni dunyoga bergan, mashrablarni dunyoga bergan, yoxud shoir sifatida Boburday nozik fikrlaydigan shoirlarni dunyoga keltirgan bu xalq. O'sha davrlarda uni go'zallik tushunchasi nima bo'ldi? Paxta tersang, toza ter chanog'ida qolmasin. Albatta, bu gap foydali gap. Paxtani toza tergan yaxshi, chanog'ida qolmasa undan ham yaxshi. Lekin bu go'zallik tushunchasiga ega bo'lgan buyuk o'zbek xalqini saviyasini belgilamaydi bu. Go'zallik tuyg'usi bilan siyosat qorishib ketdi. Va siyosat, siyosiy ohanglar birinchi o'ringa chiqib ketdi. Ana shu taqlid jumladan butun sovet adabiyoti singari o'zbek adabiyotiga ham juda ham katta zarar yetkazdi. Va shundan biz kemtik bo'lib qoldik. Kemtik bo'ldik. Go'zallikni kuylagan shoirlarni, masalan, she'riyatini o'zini o'sha davrda darrov tanqid ostiga olishdi. Ya'ni Usmon Nosirni tergovchi so'rayapti. Boqqa kirsang gullar sham, she'rim yana o'zing yaxshisan. Boqqa kirsang gullar sharmanda. Osh ayblanuvchi Nosirov, shu she'r siznikimi deydi. Nosirov javob qilyapti Usmon shoir. Meniki deydi. Xo'sh, sovet gullari sizni she'ringizdan xunukmi deydi. Mana shu tushunish. Va shu bitta aybnoma. Yoxud she'rim yana o'zing yaxshisan. Yo'lchiman manzilim ufuqdan nari, lojuvard dengizning tubiga yaqin deydi. Tergovchi aytayapti. Ayblanuvchi Nosirov, lojuvard dengizi tubida nima borligini bilasizmi? Yo'q. Lojuvard dengizi tubida Amerika bor. Shuni siz ko'zlayapsiz. Ikkinchi ayb. Ya'ni mutlaqo go'zallik tushunchasi, obrazlilik degan tushunchalar, tuyg'ular oyoq osti qilindi mutlaqo. Ana shunga afsuski, kitobxonlar ko'nikdi bunga. Bizni yutqizganimiz ana shunda. Ular to yaqinlargacha bir she'rni o'qisa, shunda go'zal obrazli fikr bo'lsa, shuni anglay olmaydi, tushunmaydi. Bu nima demoqchi? Bu bir nozik gap emasmi? Birovga tegib ketmaydimi bu yerdagi obraz degan gaplarni. Kapalak bo'lsa, bu kapalak kim ekan? Asalari bo'lsa, kimni aytyapti? Qovog'ari bo'lsa, kimni aytmoqchi? Arslon bo'lsa, bu kim bu?
bu ana şunge şu dereceye gelip kaldılar. Mesela ben özüm hayran kalırken fırsatlarım köp buldu cümleden Alişir Navai'ni bayağı etkenim dedi zatlarını bergen halk nahat ki şu halk bergen bosa. Şunun için bu bizni endi müstakillik erişimine yolları açıldı. Birinci nöbetteki yazıcı, icatkar, sanatkar halkı var mı? Kinoçı mı, rassom mu, arkitektör mü, memar mı, kompozitör, bestekar mı? Ana endi soxta tuyg'ularni yig'ishtirib, haqiqiy asarni, haqiqiy jonliq, tabiiy go'zallikni, tabiiy falsafani yaqin borishimiz, uni keyin xalqimizning qalbida shuni uyg'otishimiz kerak bo'ladi. Ana shu birinchi masaladir. Shunga endi qay darajada hali erishdik, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin imkoniyat paydo bo'lgani bu juda ham katta gapdir. Olamni ikkita narsa deylik boshqarib turadi. Biri yovuzlik, biri ezgulik. Biri xunuklik, biri go'zallik. Bu antipodlar bir-biriga qarama-qarshi tuyg'ular bular. Kulgu, tabassum va ko'z yosh bu bir-biriga qarama-qarshi tuyg'ular. Shuning uchun Dostoyevskiy olamni, dunyoni go'zallik qutqazadi. Deganda bu yaratuvchilik, bu insoniyatni oyoqqa turg'izish, ya'ni vayron qilmaydigan, aksincha yashnatadigan bir omil sifatida qaralgan bu tuyg'u. Bu yerda bu masalan daraxt ekishgina ko'zda tutilayotgan emas bu yerda. Yoxud bittagina yaxshi bir imorat qurish ko'zda tutilayotgan emas. Go'zallik birinchi navbatda meni hamma yaxshi tushunadi buni. Qalbda joy olgan, qalbda bo'ladigan jarayondir. Qalb hodisasi bu go'zallik. Tafakkur buni yonida bo'ladi. Qalbda yuz beradi bu. Shuning uchun Navoiy hazratlari aytgan gaplari borki, shoir xalqini deydi. Bir qalbida, yuragida deydi. Bir qush sayrab turadi doimo. O kuşunun atını suvayda deb ataydılar deydi Navoiy aytadı. Endi o kuşunu elbette Alişir Navoiy hazretlerinin kalbinde tünü gün oşa kuş seyrep turgan. Onu ilahi bu. Bunu o kişi biledi. Ve aytgan. Hakiki şairlerde oşa kuş daim uyguak duradı. Seyrep duradı. Suvayda deydiler buna deydi. Men bir yığında bir vaxtlarda endi buyog'i sal hayotga yaqin latifaga o'xshab ketsa ham aytib o'taman. Bir majlisda men aytdim shoir yozuvchilarimizga haddim sig'ib. Men aytdim Navoiy hazratlari shoirlarni haqiqiy shoirni yuragida suvoyda qushi bor. Sayrab turadi ertayu kech degan. O'sha go'zallikni kuylaydi mana shu. Degandan keyin 2 kundan keyin bir o'rta mana shoirimiz keldi. Abdullajon, ha desam, shu 2 kundan buyon uxlamasdan quloq solaman ko'kragimga, birorta qush yo'q meni ichimda, deb. Men aytdim, juda yaxshini ertaroq anglab olganing ham katta gap ekan, mana. Demak, menda yo'q ekan deydi. Shu tuyg'uni u so'zma-so'z tushungan. Haqiqatan ham ko'krak qafasida bir qush qamalgan bo'lsa kerak, deb tushungan. Endi shu qadarlik masalan jaholat, omillik, nodonlik bor joyda go'zallik barq uradimi? Tushunchasi yo'q, aslo barq urmaydi u. Hech qachon barq urmaydi. Endi go'zallikni o'zini deylar buni falsafiy tomondan juda katta hayot falsafasi bilan agar nazarga olinadigan bo'lsa, bu juda ham ulug' bir tushunchadir bu. Juda hayotda ulug' tushunchadir bu. Shuning uchun masalan qarang. Geometriyada, arifmetikada yechilgan masalani qalam bilan yechasiz, formulalarni yechasiz. Shuni shunday chiqadi. Qoida bo'yicha xulosasi. Qanday chiroyli u? Qanday chiroyli u? Ana o'sha go'zallik, ana o'sha emasmi shu? Bu shuning uchun Pushkin aytadi. Ilhom va go'zallik
nafaqat poeziyada, balkim geometriyada ham kerak, arifmetikada ham zarur deydi. Ya'ni mantiq bor joyda go'zallik bo'ladi. Simmetriya bor joyda go'zallik bo'ladi. Falsafa, teran falsafa bor joyda go'zallik bo'ladi. Buni atributlari albatta ko'p. Bular tabiat uni yonida. Uni yonida din bor yonida. Ilohiy din, dinlarning hammasi ham shundoq. Uni yonida ilm, tafakkur bor. Bular hammasi bor. Masalan, go'zallik tafakkur bilan agar omuqda bo'ladigan bo'lsa, bu yengilmas kuchga aylanadi. Insoniyat go'zallik uchun jangga kirgani, ezgulik uchun jangga kirganidir. U hech qachon u toblari bilan bir narsani yanchmaydi, agarki qafal qilib aytganda ham. Insonning qalbidagi go'zallikni asrash, endi bu olovni o'chirmasdan ikkita qo'l bilan chiroqni kaftining orasida ushlab turishdagi gap bu. Shamollardan asrash bu. Shamol o'chirmasin shu chiroqni o'sha. Insoniyat o'sha go'zallikni ana shu ikkita qo'l bilan mash'al kichkinta chiroqni ushlab turib o'chirmasligi kerak bo'ladi. Agar u o'chsa, uni umidi so'nadi. Uni olamni qorong'ilik zimiston qoplaydi. Uni hammasi barbod bo'ladi bu. Shuning uchun aytiladi. Bu umid ham, orzu ham, armonlar ham hammasi go'zal bo'lganligi uchun kishini o'ziga maftun qiladi. Agar u xunuklik bo'lsa, agar u fojiaviy bo'lsa, agar u zarur bo'lmasa, insonga qanot bermasa, qanoatlantirmasa, unday orzuni kimga keragi bor? Demak, buni biz go'zallik deganda faqatgina ko'zi qosh, kiyim, hokazo tashqi ko'rinishlar emas, nihoyatda bir katta garmoniyani, ya'ni tushunishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu sholoqdan so'ralganda, siz ovchilik qilasiz ko'p. Qaysi hayvon chiroyli deganda kulib bergan javobi bor. Har bir hayvon ham o'zicha go'zal deydi. Endi o'zicha go'zallikni falsafiy tomondan tushuntirishganda, go'zallikni asosida, ya'ni tashqi go'zallik ma'nosida agar oladigan bo'lsak, buni simmetriya belgilaydi. Simmetriya. Masalan, kishining yuzini o'rtada chiziq tortilsa, ikkita yuz ikki tarafda turadi, lekin bir-biriga o'xshaydi. U bu simmetriya bu. Agar biri boshqacha, unisi boshqacha bo'lsa, u go'zallik buziladi o'sha joyda. Shuning uchun olam simmetriya asosiga qurilgan. Simmetriya. Ana shuning uchun go'zallik kategoriyasini shu birgina tashqi go'zallik bilan chegaralash mumkin emas va ichki go'zallikni uni unutmaslik ham kerak bo'ladi. Masalan, Ezop. Ezop ulug' shoir, masalchi. Shu zot nihoyatda o'ta xunuk basharasi, xunuk bir zot bo'lgan. Shunaqa odam. U kishidan chiqadigan go'zal tuyg'ularchi, qanday go'zal tuyg'ular, masallar. Demak, bu yerda qalbdan chiqayotir bu. Yapon, Xitoy, Sharq xalqlari. Shulardagi go'zallik shunchasi shu qadar nozik tuyg'ular borki ularda. Kishi hayratda qolasiz. Masalan, Xitoy xalqida shundayki, o'zi qorni och bo'lsa ham, osmonga chiqqan oyni, yangi oyni o'rog'i ibodatxonani qubbasiga qaysi tarafdan kelganda o'rog'i to'g'ri kelsa go'zal ko'rinadi. Shuni kecha kunduzi tunlar uzoq, tunlar 10 minglab odam tomosha qilib ko'radi shuni. Lekin qorni och o'zini. Lekin go'zallik shu qadar latif, shu qadar nozik talqin qiladi, his qiladi. Masalan, men yaponlarda ko'p bo'lgan vaqtlarimda ularda havuzda oshiq mashiqlar, sevishganlar havuzda suzadilar, havuzda suzadi. Havuzda shu to'lin oy osmonda, to'lin oy havuzda aks etadi suvda. Shunda sevishganlarning qo'lida bittadan kosa deylik. Shuni endi to'lin oyni havuzda aksidan bir kosa olib ichadilar. Ya'ni oy sho'lasini ichadilar. Oy xuddi qand kabi havuzda ichida turibdi.
Bu hammasi go'zalligini deylik, nihoyatda nozik tuyg'ularidir. Va bizning xalqimizda undan ham nozikroq his qilgan, undan ham nozik. Bu hech qo'pollikni ko'tarmaydi. Go'daki bolani uf degan nafasi ham bu go'zallikni so'ndirishi mumkin, deylik tuyg'uni, agar hisobga olsangiz. Masalan, olmaning nozikligidan ko'rinadir donasi, bargiga shabnam qo'nibdir, men uning devonasi. Olma, olmani ichidagi donasini ko'rayotibdi o'zbek. Keyin undan hamlariga o'tib, bu-ku mayli, bargiga tushgan shabnamni devonasiman degan gaplarni aytayotibdi. Bunda mana xalq qo'shiqlarida gaplarda minglab bunday satrlarni keltirish mumkin. Go'zallik tuyg'usi. Cho'lponni she'rlarida men sevgan sevgili shunchalar go'zal, oydan da go'zaldir, kundan da go'zal kabi she'rlarda. Men bu o'rinda aralashtirib olayotganim bir jihati borki, go'zallikni tashqi argument sifatida ham olish mumkin va qalb go'zalligi, tafakkur go'zalligi qaysi biri oliy? Buni bu boshqa masala albatta. Bu boshqa masala. Har holda odam olamni tashqi zohiran go'zalligini rad etmaslik kerak. Rad etmaslik kerak. Lekin ichki qalb go'zalligi birinchi o'rinda turadi. Agar tashqi go'zallikni birinchi o'ringa qo'yaman desangiz, har qanday jallod ham chiroyli jallod bo'lishi mumkin. Ko'z qoshi qop-qora, qora ko'z kelishgan jallod bo'lishi mumkin, lekin u jallod u. Shuni unutmaslik kerak. Meni go'zal jallod so'ydi deb aytib bo'lmaydi bu o'rinda. Ana shunaqa. Shuning uchun adabiyotda biz xalqimizda men armonimiz go'zallik tuyg'usini yoshligidan bolalarimizda tarbiyalash. Masalan, bir go'zal bayt o'qilganda hozirgacha Hindistonda, Pokistonda go'zal yaxshi bir go'zal baytlar o'qilganda vaq deb shunga aks sado berishadi. Bizda qarsak chalgandayin shunaqa qiladi. Ana shunday darajada qalbda go'zallik. Adabiyotni endi asosan o'zi go'zallik darsi. Shuning uchun buni badiiy adabiyotni endi nafis adabiyot deb bejiz aytilmagan. Uyg'unlik bu nainki adabiyot balkim san'atni ham joni. Bu me'morchilikniku birinchi navbatda uyg'unlik garmoniya bo'lsa. Buni biz boshqacha tilda aytsak, buni me'yor ham deb aytish mumkin. Me'yorni bilish. Masalan, bir yozuvchi yoxud shoir me'yorni bilmasa, dedi shunga saviyasi yetmasa, qofiya tossam, yozaversam bo'laverar ekan deb cho'zib ketaveradi. U asar tugamaydi hech qachon. Hech qachon. U muallifiga la'nat olib keladi. Uni shuning uchun muallif dedi, oldinda yurishi kerak. O'zidan oldinda yurishi kerak. Yozuvchini dedi, o'zidan oldinda yurishi kerak. Yozuvchi o'zini o'zi quvlashi kerak. Yetolmasligi kerak. Attang bunga yetolmadim. Attang hali bo'lmadi deyishi kerak. Tolstoydagi odam tizzasiga urib ko'p marta aytgan, meni yozganlarim bir chaqaga arzimaydi, afsus deb. Demak, Tolstoyni shu qadar ulug' mo'ysafitdi dedi, oldinda yurgan 80-90 ga kirganda ham. Shunga talpingan. Ya'ni odat yuksak cho'qqi. Unga odam biratola bir yetishishi qiyin gap, yetolmaydi unga. Endi nariga yetganini esa bizda sharqda
Hakka yetken deyip ateşadı. Hakka yetişti deydi. Onge yetişiş her kimge nasip kımaydı. Belki hakka yetişiş ilacıyam yok. Yeni bana şu biz de tabiyatını bilen insan balası o da yerelgenden büyüyen bir kusurumuz var bu. Yani bu kibir bu. Kibir balası. Yani şu kibir şunu için Kur'an-ı Kerim'de min tekebbürünü deydi. Yani kibir egesini tuzağını en tübü de yandıraman deydi. Yani birinci, en düşmanım deydi kibirini. Yani deydi ki, ben degen adamını, bu deydi bir gün oturup, ne özüm Allah olsa ne oldu? Allah deyip elan kıladı ödüne dedi, kibir deydi. O işleyiciler mi? Mısır Firavunlarını, min hudaman degeni de deydi. Şunda taklit, insan özünün acizliğini unutmadan halde, lakin şu alemde bir perçesi ikenliğini unutmazlık gerek, bilişi gerek. Hani şu etken kepelek Katar'daki bir nerse bu insan. Zarur vakti en uluğ ve şapkır tulpar hem insan bu. Öz vakti de bu çayan hem bu, şu insan. İlan hem, ejdaha hem şu, hemmesi. Şimdi bunge verilgen bir tuygu var. Onu insan balasıya verilgen bu. Hayvanatta hem var. Lekin adamzatta bu başka çarak halde görünedir. O hem olsa nefs duygusu var. Nefs duygusu güzellikten belent gelir. Hani şu orunda insan yutkızadı. Nefs eğer belent gelir diye olsa. Hayvanat şimdi karın tuyguzu için bir istimal kıladı. İnsan ise bunu o bile çekilemedi. Yani onu yığıvam koyadı. Toygenden ki kalganını yığıvam koyadı. Bu hakaza. Şunun için cengiler getirecekti bu hakaza. Yani bu başka mesele. Ama ben ağında bu alem fakat yine germaniyeden ibaret. Uygunluktan ibarettir bu. Bunu fizike kanunu bu işe düşündürseniz hem şu bana gelip çıkadı. Umumi güzellik bana istiyem şu düşünce gelip çıkadı. Bu hakaza. Mesela bana ettik. Gafır kulağımdı. Damlamızı işledik, deyelik. Üzülgen bir kibirik ebed yıkalmaz. Şünçeler müstehkem haneyi kurşid. Yani kuyaş sistemimiz, şu planeteler ve kuyaş sistemimizi de bitti kibirik üzülse şu yam yıkalmaydı. Hiç kaçan. Şu madde yıkalmaydı. Nerse yıkalmaydı. Şu adamın avazı yam yıkalmaydı. Nefesi yam yıkalmaydı. Bu hemmesi bitti umumi bir germoniye bu, umumi bir nokta bu. Ve nihayette muhteşem bir güzelliktir bu. Muhteşem güzellik. Ana şundan hayretke düşmeyen adam, bu şimdi kör ve kerdim eğitiş mümkün. Eğer özünü tabiyetten bir bölge ikerliğine his kımasa, şunu his kıyısı kimese, yani bu elbette bu facia bu. Şimdi yine bir paradoks diyemiz. Yani kişinin baba, akıl baba kımaydıken galeti tüyüler var. Galeti hulasalar var. Torrağı. Ben bunu şerim kılı yazıyorum ben. İnsanın kalbi de özüge haz mesela alamdan zevklanış, güzellikten zevklanış tüyüsü tabiat birgen bunge. Kalbi de var. Her kanda adamda var bu. Ben size misal getireyim. Mesela koparak misal. Bir oğru bir şeyde oğurladı bir oğrunun malını. Şunu malını oğurladığından ki, şu ikide oğru turadı da, şunu dedi bari, bahava bir şeyde, şarkıragen saylardın boyu da şunu pişirip yiyemiz dedi. Özü bilmeden halde güzelliğini entileyatıptı o, özü oğru. Lekin şarkıragen say, bulak boyları da dedi, oğurlagan dersimizde iyilik varıp dedi. Özü bilmeyen halde güzellikle talpını yatıptı hali ikide oğra. Demek adamın kalbi de şu duygu var. Hayvanatta o yok. Hayvanat güzel, bulağının boyu da var. Yakalayan şu kiyikti ya ki kutası demeydi. İnsan şimdi değildi bu. İnsanın kalbi de şu duygu elbette var bu. İcatkarlar
ombadan bir 3-4 qadam oldinda yurishlari kerak. Oldinda yurish kerak. Orqada kelayotgan odamlar bo'lsa, oldin ajablanadi, albatta ajablanadi. Ya buni qarang deydi. Biz bir o'rganganimizdek mana buni o'zimizni o'rgangan holatimiz bor edi. Endi nega bizni tuyg'ularimizni boshqacha tushuntirayapti bu? Keyin qarasangiz 5-4 qadamda ya omma borib yetgandan keyin ha gap bu yoqda ekan. Endi tushundik deydi. Shuni 5 kundan keyin tushunadi. Endi ijodkor ommani baravar emas, ommadan 5 qadam orqada yursa-chi. U endi u ijodkor emas endi. U ijodkor emas. Uni fikrlashi eng qoloq fikrlash, qoloq tuyg'ular. Uyqudan ertongda emas, peshinda uyg'ongan odamga o'xshaydi. Namoz vaqti o'tib ketgan, poyiz ketgan bo'ladi. Ijodkor unaqa bo'lmasligi kerak. Shuning uchun ilgari ketayotgan ijodkorni ko'pincha ajablanib qarashadi. Bu nima bo'ldi? Hamma qatori yursa bo'lmaydimi bu? Nega oldinda deydi. Ana fojia mana shunda. Ana shunda oldinda ketayotgan ijodkorga ajablanmaslik kerak. To'g'ri tushunish kerak. Chunki shunga borib yetishadi. Shu hali 74 yillik shura davridagi adabiyotdagi misollarni keltirsam, hozir hamma kuladi. Yo'q, buni bu deydi, bo'lishi mumkin emas deydi. Nega bunaqa deydi? Hozir men aytsam, ona tilim bor deb deganim uchun meni tanqid qilishgan desam, hozirgi yoshlar aytadi, buni deydi, sal oshiryapsiz gapni. Nega deydi? Hammada ona tili bor deydi. Olamdan ikkita jihatdan ilhom oladi deb o'ylayman. Birinchisi ko'rib turgan borliqdan. Bu tog'u toshlar, daryolar, ufuq, samo, yulduzlar, oy, quyosh, shamollar, shabadalar, maysalar degandek gullar hammasi bu insonga behad juda katta bir zavq beradi. Bular hammasi go'zal tuyg'ular bular. Ikkinchisi yana bu ilhom beradi deymiz. Ilhom beradi, to'g'ri. Endi ikkinchi ilhomning ikkinchi manbai esa fikr deb bilaman. Fikr. Inson qanchalik o'zini bosib o'tgan yo'llari haqida ulug' falsafalarni o'rgansa, tafakkurini charxlasa, shu qadar ilhomlanadi u. Demak, ilhomning ikki qanoti bor. Biri tashqi hayot go'zalligi, biri esa tafakkur go'zalligi. Ana shu jihatlari bor. Buyuk adiblardan zamondosh bo'ldik. Chingiz Aytmatov ijodida men kuzatganman shuni. Chingiz Aytmatov ijodida. Chingiz Aytmatovda shu endi bunda saviya balandligi. Chingiz Aytmatov ko'rgan shu tog'lar hozir ham turibdi. Undan avval ham milliard yil bor edi shular. Chingiz Aytmatov kuylagan shu tog' otlar, bug'ular, bular ham o'sha vaqtdan bor edi. Chingiz aka kuylagan tog'li go'zallik o'sha vaqtda ham avval ham bor edi. Lekin nega Chingiz akaday kuylay olmadi boshqalar, zamondoshlar? Gap shunda. Gap shunda. Nega endi axir shu archalar ming yildan buyon turibdi-ku. Nega boshqa yozuvchini Aytmatovday kuylay olmadi? Ijodni keyin ilohiy tuyg'u, ilohiy bu tuhfa degan gap bilan aytib qutulishadi. Ilohiy tuhfa deydi. To'g'ri, unda bo'lsa ilohiy tuhfa, xo'p, bunga rozimiz. Ilohiy tuhfa. Lekin bu tuhfani hammaga bergan emas-da. Bermagan. Shuning uchun albatta go'zallikda nihoyatda sehrli go'zallik. Uni his qilish tuyg'usi. Buni juda ham samoviy go'zal betakror bir tuyg'udir. Bu adibni boshqalardan 4-5 qadam oldinda yurgani haqida gapirmoqchiman. Haqiqiy ijodkor oldinroqda yurishi kerak. Orqada sudralib yurmasligi kerak. Shu u yerda eng so'nggi romani tog'larni qulayotgan degan so'nggi romani.
Şu romanı Özbekçe'ye tercüme kıldırıp çıkardık. O, o şehirdeki gayeleri gemin kısa gına eğitim öteyim. Bu romanda eğitirdi ki bana yenge zaman geldi. Yenge devir geldi. Hemen her sene bazar iktisadiyatı ge birildi indi. Hemen her sene pul, biznes, akça, kapital halkaladigen buldu. Şimdi güzellik duygusu, insaf, vicdan, ahlak ve hakazalar ikinci planga öttü. Bu katta faciye bu. Adigen halasaya gelip insaniyet aldı da Çingiz Aytmatov bankçala yatır. Hoy vatandaşlar, hoy şark adamları, kulak salınlar. Bu hammesi fakat yine deylik bu bayilik yine belirlemeydi. Kalp güzelliğini yukatıp koymaylar. Şunge ihtiyat bulunlar. Kalp güzelliğini yukalgan cayda vahşilik başlanırdı. Onda insanı tüyüklerge orun kamaydı. Dip dağıt salı yatıptı. Yani şu tüyüğünü neyin ki Orta Asya'da belki yeryüzündeki başka halleram, başkalarım şundan agahlantiretken yapıge kulak sasa ahir yaman bu muydu ki? Onun için edebiyat aldığında yürüdü. Şu bana da Aytmatov'da bir kahramanı Osmanlı kosmoske uçu yürgen de yerge kayıtıp düşmeyim ben de isyan kaladı. Bu katta faciyeler, Shakespeare faciyeleri de faciyeler bunlar. Şunun için hali aldığında yürüştü. Onun için bizde bir tuyğunu min eğitim ötüşünü hatta ar kılaman. Lekin afsus ki eğitimde doğru geledi. Ar kılaman. Yani şu nahat ki adamını şu baylıkını akçanı min yerge urmayım ben. İnsanın yaşayışı için juda hem kerekli narsalar bular. Kiyim, avukat singari, uycay singari. Lekin qaysi biri bir xizmat qiladi? Qaysi biri birinchi o'rinda turadi? Inson kiyim uchunmi? Kiyim inson uchunmi? Albatta kiyim inson uchun. Shuni unutmaslik kerakmi? Kerak albatta. Shuning uchun yetuk, mukammal shaxslar kamayib ketgan yer yuzida. Ularning hammasi yig'gan kitoblarini umrida varaqlagan emas. Umrida güzellik tuyğusu mu, ya ki hayat felsefesi hakkında oylamam körgemez. Umumak kızıktırmaydı. Umumak kızıktırmaydı. Şu bunlarsa insaniyetin cüde faciyesi bu. Rasyonalizm bu. Bir şehrimde ben yazgen ben. Allah Ta'ala parat ötkezipti. Halklarda parattı. Ötkezedi. Şunda bir halk ötüptü, katta imaratlarını kötarıp ötüptü, proyektlerini parattı, şunu aftırımızdı. Bir halk ötüptü, katta tankelerini süre ötüptü, bana bu bizdeki bula dedi. Ki yine bittesi raketelerini, kosmik raketelerini yırgızıp alı ötüptü, bana bu bizdeki dedi. Kimi yazgın ben, bizde Özbekler paktanı, o çanağını, güzel çanağını kütarı ötüptü, parattan. Lekin ben halası kıyamam ki, hayhat, hiç kim kitap kütarı ötmedi şu parattan. Hiç kim ötmedi. Benim nazarımda bundan kere ötmeydi bu, ötmeydi. Ana şunu insaniyetke uhtun uhtun ihsatıp duruş gerek. Senin hayatın şunu içinde ki, senin tuyguların şunu içinde ki, sen bundan tanmagin. Balanga mehir bor, yoki otanga hurmat bor, izzat bor, hayot bor, o'lim bor. Shuni ichidaki bular hammasi. Hammasini aqsha hal qilavermaydi degan bir tuyg'u borki, uni endi nafaqat donishmandlar, ko'pincha xalqlar, yoshlar buni teranroq tushunishlari, anglashlarini, qalbdan o'tkazishlarini odam tilaydi buni. Odam shuni arzu kılasız. Cümleden vatan tuyğusu. Cümleden.
vatan tuyg'usini o'ylab ko'rish kerak, o'ylasin odamlar. O'zim ham hammaga aytgim keladi, u buni vatan tuyg'usini pulga almashtirib bo'ladimi? Bu oriyatku bu. Uni jon bilan, insonning qonidagi, ter tanasidagi jon bilan barobar turadi-ku. Uni aqshaga almashtirib bo'ladimi? Vatanini himoya qilayotganda ko'ziga boylik ko'rinmaydi-ku unga. Unda oriyat turadi-ku. Hech mana bu Tayratonda bir yigitcha nimada chegarada turgan ekan. Afg'on chegarasida. Bir vaqt borganimda shu chegarada turgan yigitcha bilan gaplashdim. 18-19 yashar bola. Men aytdim, o'g'lim, qayerdan sen ha? Qibraydaman. Men ham Qibraydanman. Xo'sh, xo'sh. Ota-onam kelib turib, kecha kelibdi. Men aytdim endi, menga aytchi, shu yerda tunda, kecha kunduz shu yerda qo'riqchi bo'lib turasan, postda, chegarachisan, Amudaryo bo'yida. Qaysi vaqtda sen qo'riqchilikda turish senga yoqadi desam, tunda qo'riqchilikda turish menga yoqadi, amaki dedi. Nega dedim? Desam, men dedi, shu katta mamlakat xalqimiz dedi, orom olib yotib uxlayapti, shuni oromini men qo'riqlab turibman deb dedi, xayol qilaman, shu menga zavq beradi dedi. Buni qarang. U kim o'rgatgan u bolaga shuni? Demak, inson qalbida ajoyib bir tuyg'ular pinhon ravishda yashaydi buni. Buni ko'mib yubormaslik kerak. Shu tuyg'uni aqshaga sotib olib bo'ladimi? Aqsha bilan shu tuyg'uni o'rgatib bo'ladimi? Yosh bola, 20-ga kirar kirmagan bola. Mamlakatni, uyqusini, men oromini qo'riqlayapman. Shundan faxrlanaman, deydi. Men bitta o'xshatishni keltirishni xohlayman. Odam bolasida chaqaloqni tasavvur qilib ko'ring. Shu mana bu kunga boqar bor. Kunga boqarda yuzlab, balki minglab pistalar qadalgan. Pistalar. Ular pishadi. Kunga boqardi. Tasavvur bilasiz. Hammamiz yaxshi bilamiz. Ana o'sha pistalar odamni hayoti chaqaloq shunga o'xshaydi. Shu pistalarni orasida ezgulik bor, yovuzlik bor, yaxshilik bor, baxillik bor, go'zallik bor, xunuklik bor, sadoqat bor, sotqinlik bor. Shu pistaday hammasi joylashgan, hammasi. Agar shu pistani doimiy ravishda ajratib olib, tarbiya qilib, suv quyib turmasa, yovuzlik ham o'sadi shu pistani orasidan. Ey, yomonlik ham, yaxshilik ham barobar o'sadi. Deylik, shu chaqalarni agar o'rmonga etib tashlasangiz, u mavg'liga aylanadi u. Shuning uchun donishmandlar qadimda ilm egalari, jamiyat yosh bolaga shu kunga qabbag'ar pistasidagi yaxshi pistalarini unib unishiga e'tibor qilgan, yomonlarini esa olov bilan kuydirib borgan, iloji boricha. Shuning uchun jahlingni bosdi. Nodon odam jahlini bosolmaydi, dono odam jahlini bosadi. Yoki nodon odam go'zallikni oyoq osti qiladi. Tushungan, shunga qalbida go'zallikni asragan odam uni qadriga yetadi. Ana shu ma'noda bular hammasi nisbiy deb aytishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham ilohiy degani, demak, Alloh yaratgan deymiz, yoxud tabiat deymizmi? Insonga hammasini kunga boqarga o'xshatib bergan ekan shuni. Ana endi marhamat qilib, shu kunga boqardagi pistalarni o'zing o'stir, undir, keragini olib o'zing, endi bu yoqqa qismat seniki. Ana shu boladagi turgan shu pista agarki qo'yib yuborsa, yovuzlik u yovuz jallot bo'lib ketadi. Agarki bunday olsa, aksincha, masalan, haqiqiy bir gumanist insonga aylanadi va hokazo va hokazo. Ziyolilar va ijodkorlar 3-4 qadam oldinda yurishlari shart bo'lar. Oldinda yurishlari. Orqada sudralib yurgandan hech qanaqangi foyda ham chiqmaydi, undan naf ham, masalan, adabiyotga ham foydasi tegmaydi. Hamisha odamzod mukammallikka, ya'ni komillikka intilib yashagan.
O Özbekdir, o Rusdir, o İngilizdir, o Xitaydır. Hamma daha şairlerdir. Şahut, kompozitor, bastakardır, rassomdur. Kamillikke intil, mükemmellikke, yetuklikke qarab intilganlar. Bu unga natijaga erişkenler ham, bazıları erişmeganlar ham. Lekin insanda şu orunda ikkita narsa oyoqdan tortib kelganini bu bor gap. Boya biz aytib o'tganday bo'ldim, uni nafs deydi. Biri moddiy nafs. Ya'ni bu tirikchilik nafsi. Uy-joy qurish, deylik bu ko'proq yeyish, iste'mol qilish va hokazolar. Bu buni qondirish mumkin. Bozordan sotib olib qondirish mumkin. Endi ikkinchi nafs bor. O ma'naviy nafs bor. Ma'naviy nafs o ko'zi ochliq deb xalqimiz aytadi. Qalb ochligi deydi. Ana o yomon narsa u. Uni qondirish juda ham qiyin gap bu. Hattoki mumkin emas bo'lgan bir hodisadir u. Undan hasad tug'iladi u. U ham hech kimni ko'ra olmaydi u. Qabul qila olmaydi u. Nahotki mana bu deydi, ikkita oyog'i bor, ikkita qo'li bor bizga o'xshagan. Nahotki u falon musiqani u yaratadi. Nega men yarata olmayman deydi. Yaxud deydi, mana bu asarni u bu. Shu tariqada men ba'zan aytamanki, qalbi keng, tushunchalik kitobxon ba'zan emas, ko'pincha muallifdan yuqori turadi darajasi. Ya'ni yozuvchidan, bastakordan baland turadi. Shunda yozuvchi yoki bastakor kitobxon darajasiga intiladi. Shunga yoqadimi, yo'qmi asarim deb. Chunki uni saviyasi baland. Saviyasi baland. Shubarada Tolstoyning bir gapi bor. Odamlar nega deydi, odamlar haykal qo'yishadi. Haykal qo'yishadi. Haykalni buvar bo'yiga qo'yishadi deydi. Lekin haykalni deydi, nega masalan qorindan tepasiga qo'yish kerak? Ya'ni unda ruh bor, qalb bor, yurak bor va nihoyat boshda tafakkur bor. Bundan pastida, qorindan pastida bu yoqda qorin bor va hokazo nafs bor bu yoqda. Nega unga haykal qo'yasiz deydi. Endi sal obrazda qilib aytilgan, lekin tagida chuqur gap bor bu yerda. Shuning uchun bu yerda qalbga, tafakkurga haykal qo'ying, uni ulug'lang degan gap bor. Shu ma'noda bizni mana bobolarimiz Yassaviy hazratlari, Navoiy deymiz yoki Naqshband deymiz, shu yerda shu nafs balosiga qarshi kurashganlarki, shunda bularni hammasi Tolstoy bilan bular bir fikrlari bir joydan kelib chiqadi bulardan turib. Mahatma Gandi deb, ya'ni insoniyatni eng ilg'or oldinda yurgan dohiy insonlarni fikrlari bir joydan chiqadi, doimo bir joydan chiqadi, doimo. Ana shunisi, demak, insoniyatni axtariyatga manzili bitta. Hamma yo'llar Rimga olib boradi degandayin, odamlar hammasi mukammallikka, komillikka qarab intiladilar. Bu yoqdan Tolstoy kelayotgan bo'lsa, bu yoqdan Navoiy boryapti. O'sha tog'ni cho'qqisiga qarab. Bu yoqdan deylik Konfutsiy boryotgan bo'lsa, bu yoqdan deylik Yassaviy boryapti. Ularni bir joyda uchrashadilar ular. Ya'ni kamolot, mukammallik tog'ida uchrashadilar. Endi bunga qachon uchrashadi? Insoniyat butkul mukammallikka erishadimi, yo'qmi? Bu juda ham og'ir va qiyin masala. Ana shu masalalarda mana Shayxzoda ustozimiz Mirza Ulug'bek tragediyasida odamzodga qarab gapiradi. U xuddi meni qulog'im tagida jaranglaydi. Ey insonlar, ey odamzod deydi. U menga ham tegishli u. O'sha Sovet davrida yozilgan. Nega sen deydi, balchiqlarda itga o'xshab yumalab yotasan, balchiqqa botib. Boqsang bo'lmaydimi yiroq va parloq yulduzlarga? Unga talpinsang bo'lmaydimi sen deydi. Buni anglash kerak buni. Nega balchiqlarda yotasan deydi, bir-biringni talab deydi. Demak, hammani qalbida shunga go'zallik, yuksaklik, komillik, shunga intilish bor. Ana shu ma'noda agar qarasak,
demek adam zatını özünü yerelişi de bir galatı bir nersege nazar göz nazarımız şuydu. Yani kim afsuslar olsun kim bu gelme tarihten keledi. İnsan balasının bir ilkesi de şeytan, bir ilkesi de Rahman duradı dedi. Rahman ezgüvlik, yakşılıktır. Yani elbette şeytan bu hasettir bu. Körelmevçiliktir bu. Vızgınçılıktır bu. Bu içi karalıktır bu. Ana şu derse insaniyetini daima yoldan çalgıtıp yiyen. Kette kette yukatışlar şu haset tüfeylik bugün. Kette kette doyurlar şu tüfeylik bugün. Şu tüfeylik kavimler birbirini bilen alışken. Körelmevçilik tüfeylik. Bu bazen kette kette bütün bir asır devletlerge dağ düşüredigen bir yavuz bir tuyğudur. Mesela ki ben eytemen Armstrong Osmanga uçtu, oyga kondu. Şunu uşa devirdi mafkurası. Nege şunu cüyelik ravuşta insaniyette galebes edip ateşke küçü yetmedi. Her yerinde uşağıda baylığı aktaradı. Hiç kanaka baylığı aktarmaydı. Baylığını sarıp kıldı o. Oyga konuş için. İnsaniyet milyon yıllardan keyin gardan çıkıp bir de ulu galebege erişti. Oyga kadem koydu. Şunun için Armstrong eğitken gapı, benim kiçkine kademim oyda. İnsaniyetin en ulu kademidir deyip ilan kıldı. Nege insaniyet bunu kabul kımaydı? Şu kadem meniki deyip nege kabul kımadı? Nege? Küyede içi küyüp, şu bin çıkışım kereydi şu cege. Şu oyga deydi. Hop, bu senin çıkmakan egensen, o çıkkan egensen, o falan. Demek şunu normal aldı, kabul kılış mümkün mü yok mu? Elbette mümkün. Şunun için hem Allah da yaratkenini teleşedi harcı ettin, her kıl din. Şunun için bir şeylerini getiremen, bu teleş etkenlerge parvakımın deyip nidakeledi. Hadisi, özleri Allah'ını tabuasın birbirini başı getirip, ben karamayman bunlar dediğinde gelip geledi. Özü şunun için insaniyette aktargen dersesi tinçlik, ezgürlük, hemcihetlik ve güzellik iken şunge halakıt beredigen tuygularge karşı küreşmek gerek mi yok mu? Gerek. Bunge bahri keyinlik giredi. Beni bu ruhatta mesela atam rahmetlik eterdi. Benim misalde özümden ketir etkenim için özür sorayım. Gebremen. Oğlum kim buluşundan katı nezer katta bulup yaşın olgayıp şunda iki ayağının arasından tüye ötüp gitsin derdi. Bağrı keyin bugün, bağrı keyin bugün, keşirimlik bugün derdi. Şimdi ben şunda buldum mu yok mu ben bilmeyim ben. Lekin küzetemem ki köp güne adamlar iki ayağı arasından tüye yemez, müşügem ötelmeydi. Şu kadar tar. Şeyli yamtar, bakıl, o hakeza. Ondaylar bilen bir legende aş yeşten o kişi arkaladı. Ne şeylerim de etken ben. Bir legende aş yeşten bilen, bir kıl kıyım kıyken bilen, bir masjidge katnagen bilen, bir tilde gebleşken bilen, hali o vatandaş yemez adam. Vatandaş yemez. Kalbi vatandaş buluş gerek. Kalpte hana yap. Ve tefekkürü de. Bu kamullikke, kemalatke kişi intiledi, telpinip yaşaydı. Bir köşeden iki tavut çıktı. İki de tabut. Biri uluk alim idi. Törtte yetim, törtte tavutta, tavutta törtte payasını kütarip gitti balaları. İzi de iki de üçte adam var. İki de üçte adam. O uluk alim o. Kaza kıldı. Şu köşeden ikinci tavuttan çıktı. O bedevlet bir adam idi. Şehirde yer mi ergeşip kömdü onu, yer mi kömdü barıp. Minlep adam o halde demek puldar kişini kanaka ne mediseyen baladı, onu iziden gitti. Halikin danışman ulu alımını iziden Türk'te yetim gitti. Bu ne mani bildiredi bu? Bu seviye ne bildiredi bu? Seviyesizlik en yaman illet bu. Şerh haklarını başkalarını yem
katta bir hammamizga bagohida kerak bo'ladigan narsa birinchi o'rinda saviya. Saviya o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi bu. Bu o'rganish va hokazo hokazolar orqali bo'ladi. Men bir she'rimda aytganimdek, gapingni tuzi yo'q desangiz, uyga kiradi, bir tarafga tuz olib chiqadi. Mana tuz deydi. Buni siz nima deyapsiz, u nima deyapti? Ya'ni tuzni to'g'ridan to'g'ri tuzni tushungan u. Ayog'it falancha arslonda yigit desa, to'xtab turib, "Iye, hayvonmi u?" deydi. Hattoki oddiy o'xshatishlarni, istiyoralarni tushunmaydi, anglash qobiliyatini yo'qotgan tamomila. Ana shunday. Hamma shunday deb hisoblamayman men. 100dan bitta, masalan 10dan bitta shuni anglaydigan yuksak saviyadagi didi baland shaxslar dunyoda eng kerakli insonlardir. Hasad tuyg'usidan hamma xalqlarda, davrlarda u bo'lgan eng yomon tuyg'u bu. Eng yomon qabih bir tuyg'u bu. Qabih tuyg'u bu. Buni qanchalik kuyib yonsangiz, bu hasad tuyg'usi bu. Menga savol berdi bundan 60 yillar oldin, itlar orasidan o'tsa karvoning alam qiladi, butun umr itlar orasidan o'tsa karvoning degan bir to'rtlik yozganman. Shuni 60 yil bo'ldi. Keyin menga savol berishganda men o'zim javob qildim, ha, endi yillar o'tdi. Lekin shu nima, endi qanday qaraysiz desa, men aytayapman. O'sha itlar endi ko'pakka aylandi. Lekin yo'qolgani yo'q. Demak, inson tarixida tun va kun, nur va zulmat doimo bor ekan, bundan keyin u albatta bo'ladi. Tabiatdan ham, Allohdan ham so'raydigan bitta narsa. Ularku bor ekan, bor ekan, abadiy mavjud ekan, ya'ni nomardlik ham, ishqoralik ham bor ekan, mavjud ekan. U Alloh tabiat bergan ekan, buni bo'ynimizga olamiz. Lekin ularni uyini to'riga o'tkazib qo'ymaslik kerak. Gap shunda. Ularni qo'liga jilovni bermaslik kerak. Gap shunda. Hamma gap shunda. Ularni yo'qotish mumkin emas, lekin ularni qo'liga jilovni bermaslik kerak. Insoniyatni jilovini ularni qo'liga bermaslik kerak. Ulardan janjal chiqadi, urush chiqadi, qirg'in chiqadi. Masalan, o'tgan 2-chi jahon urushi. Nima bo'ldi? Xo'p, men oddigina qilib tushuntirishga harakat qilayin. Xalqlar orasida eng yetuk millatdan birinchi o'rinda nemis xalqi turgan. Hozir ham shunday. Eng yetuk ma'rifati, ma'naviyati jihatdan. Ana shuni qulog'iga quydi hali mo'ylov. Sendan ilg'ori yo'q, sendan yaxshisi yo'q. Sen ariysan, hamma millatdan balandsan. Boshqalarni sen boshqarishing kerak deb buni qulog'iga qo'ydi. Shunday o'qiydigan ma'naviyatlik, ma'rifatli xalqni iziga ergashtirdi va undan shunaqa bosqinchi yasadi. Birdaniga ergashib ketdi. Demak, odam bolasi qalbida bu yovuzlik mudrab yotar ekan, keyin uyg'onar ekan. Ana shuni uyg'otmaslik kerak bo'ladi hammasini. Masalan, shu ma'noda har bir odamda katta shaxsni ko'rishni men orzu qilaman. Uni qalbida bor. Masalan, Fuzuli dey odam aytadi, u katta vazifada amaldor yoki boy bo'lgan emas Fuzuli. Haqir boqma manga, ya'ni bepisand boqma manga, haqir boqma manga, sog'inma kimsadin kamam, faqiri podshomsa, gadoyi muhtashamam. Men o'zimni podshohday his qilaman faqir bo'lsam-da, gaday bo'lsam ham muhtasham gadoyman deydi. Buni ulug' qalb egasi aytayapti. Muhtasham gadoyni tasavvur qiling. Muhtasham gadoy ham bo'ladi. Juda ulug' gaplar bular. Shunday o'rinlardagina insonga ergashish mumkin. Bashkana tuyg'ularni ko'tarib yurgan insonlarni emas, Fuzuliyni aytgan odamlari de insonlar izidan yursa bo'ladi. Navoiy singar qalb egalarini izidan yursa bo'ladi. Navosiz ulusining navobaxshi bo'l, Navoiy yomon bo'lsa, sen yaxshi bo'l. Bundan ortiq samimiyat bormi? Navoiy o'zini Darvishari degan ukasiga aytayotibdi. Bosh vazir
jahonni birinchi o'rindagi shoiri ukasiga, ukasi jinoyat qilib qo'yganda yig'lab turib aytayotibdi: navosiz ulusin navo baxshi bo'l, navoiy ya'ni akang yomon bo'lsa sen yaxshi bo'l. Mana qalb bu, mana tuyg'u bu. Bulardan siyosat axtarishni nima keragi bor? Endi masalan navoiydir yoxud tasavvuf axtarishadi degan, u boshqa masalalar. Xasta navoiyni to'kib qonini qo'llariga qo'ydi xinoyali-yali. Buna nima kerak har xil g'oyalar axtarish? Bu go'zal qalb egasi, go'za katta bir shoirni o'ynoqi va latif she'ri-ku bu. Ana shunaqa buni demoqchimanki, ijodni yaratish o'zi bir katta qahramonlik, haqiqiy ijod. Lekin uni borlig'icha qabul qilish undan ham katta qahramonlik. Undan ham katta qahramonlik. Agar shuni tushungan odam shoirdan ikki barobar baland desa, men qo'shilaman bunga. Qo'shilaman. Unday tushungan kitobxonni oldida har qanday katta shoir ta'zim qiladi. Men deydi, bejizga, bekarga yozmabman. Mendan baland ekansan deydi. Afsuski, insoniyat undoq emas. Shoirni qalamini sindiradi, qog'ozini yirtib tashlaydi, zahar beradi, yakkalaydi, oyoq osti qiladi, toptaydi, kamsitadi va hokazo. Va u qandaydir xor zor bo'lib dunyodan o'tadi va hokazo va hokazo. Shu bir shoirni ko'rganda men his qilamanki, har qanday joyga borganda shuni ey to'xtanglar, mana bu shoir ekan, kompozitor bu. Bu o'z xalqini eng yuksak odami ekan. Keling, biz hurmat qilaylik buni, deydi. Bu katta gap. Men buni boshimdan o'tkazganman, ko'rganman. Ular meni tanimaydi. Men bilan hamsuhbat bo'lgan emas. Menda manfaatim yo'q ularga. Lekin ularda yuksak ma'naviyati bor. Yuksak tuyg'usi bor. Shular aytadiki, o'z xalqini bitta taniqli odami ekan, qalbilik odami bor ekan. Shu odamni biz ham hurmat qilaylik deydi. Shuni nayinki mehmon sifatida hurmatini joyiga qo'yadi, izzatini joyiga qo'yadi. Shu bizning xalqimiz bunda izzatni hamisha joyiga qo'ygan bizniki. Hamma xalqqa bag'ri kenglik bilan qaragan. Bu katta qalb egalaridagina uchraydigan gapdir bu. Kalamush degan bir she'r yozganman bir vaqtda. Qirni u yog'ida kalamush yashaydi, bu yog'ida bir kalamush. U kalamush chiqadi, bu deydi qir meniki deb dod soladi. Bu yog'idan bu kalamush chiqadi, bu qir meniki deb dod soladi. Ikkovi tuni kun jiqqamush. Shu ikkovi ham. Egoisti ikkovi ham. Urkini bismillah deb ovchi keladi, ikkovini ham paq etib otib, bitta to'rog'iga solib, olib ketadi, terisini shiladi. Ana. Bo'ldimi? Shu o'zingni holingni bil. Shu odamzod shu kalamushda nima farqi bor? Ba'zan afsuski uchraydi. Butun yer yuzida bordi. Nihoyatda tor odamlar, nihoyatda tor odamlar. Hali aytgandan hech bo'lmasa go'zallik tuyg'usini men shunday deb bilamanki, ilmni, tafakkurni, go'zallik tuyg'usini birinchidan u jasur odam bo'lishi kerak. Bo'lmasa hasad uni yeb ketadi. Ikkinchidan bundan ta'ma qilish, bir nima kutish bu nodonlik deb bilaman men. Masalan, ijoddan boshqadan. Undan obro' kutish, undan qanday mukofotlar kutish, undan boylik kutish bu nodonni uchiga chiqqan nodonlik hisoblanadi. Bu odam yashagandan keyin bir jo'yalik risoladagidek yashashga yashaydigan odam nahotki o'z onasini sevgani uchun mukofot so'raydimi? Yo'q. Farzandiga ona bola alla aytsa, shuni gazetada chiqar meni allamni deb talab qiladimi? U qalbi-ku uni. O'zining qalbidan kelib chiqadi-ku bu. Shunday ekan ta'ma, hasad bu mutlaqo insonni buzadigan bir narsalardir. Shuning uchun men vatan deganda nimani tushunaman men? Faqat baqir chaqirni buni yig'ishtirish kerak hamma joyda. Bu nihoyatda go'zal, nihoyatda latif, nihoyatda olijanob, kishini yig'latadigan, hushyor tortiradigan bir tuyg'udir. Men o'xshatish bilan aytaman. Ko'chadan
katta ko'chada mashinalar g'izillab o'tib yotibdi. Ko'chaning har yog'ida bir qari kampir va qari chol turibdi. Shu ko'chadan yetaylab o'tib qo'yasiz, o'tkazib qo'yasiz borib. O'sha vatan bo'ladi shu. Chol bilan kampir, o'sha seni vataning. Ko'chadan o'tkazib qo'yding. O'sha vatan shu. Ayoxud unday bo'lmasin. Chaqaloqni beshigiga ilon o'rmaladi. Ilonni olib majaqlading. O'sha chaqaloq, beshikdagi chaqaloq seni vataning shu. Ilondan asrading. Shunday deb qarash kerak. Undan qandaydir bir manfaat kutish. Bu hech qanday vatanparvarlikka ham kirmaydi, boshqaga ham kirmaydi. Bular vatan nihoyatda ulug', nihoyatda ilohiy bir tushunchalar bular. Ayniqsa she'riyatda, adabiyotda o'rnini topib ishlatish kerak. Bir yigit uyidan bosh olib chiqib ketibdi. Men she'r qilganman bu. Shu dala dashtga ketibdi. Boribdi odamlar, uyinga qaytgin, hoy yigit, qaytgin. Ansa yo'q debdi, qaytmayman. Dala dashtga ketyapti. Kimsasiz sahroda. Undan keyin Hazrati Xizr yo'liqibdi. Xizr aytibdi, hoy yigit, men Hazrati Xizr bo'laman. Endi uyinga qaytgin. Qani ayt menga, farzand tilaysanmi? Yoxud boylik tilaysanmi? Desa o yigit aytibdi. Hazratim, men farzandlarim katta bo'lgan. Mendan ham ulg'ayib ketgan. Endi men farzand tilaydigan yoshdan o'tdim. Bu gapni mayli yig'ishtiraylik degan. Xo'p, boylik tilaysanmi? Aytchi. Qaytgin uyinga. Desa shu boylikdan qochib chiqqanman men. Boylik menga kerak emas debdi. Unda nima tilaysan debdi. Desa haligi odam aytibdi. Hazratim, siz Alloh taoladan so'rang borib, agar gapingiz o'tsa, meni bitta so'rovim bor. Ha desa, odamlarga insof bersin, shunda qaytaman debdi. Osh. Endi hozirgacha u dashtda yurganimish hali ham. Bitta narsa borki, men buni she'rlarimda yozgan vaqtim ham bo'lgan. U mengacha ham ko'p aytilgan gap. Har kimning go'ri boshqa, Azroili bo'lakdir deyiladi. Har kimga bunda yashash lozim, bunda yashagin deb ko'rsatma berish mumkin emas. Aslo mumkin emas. Shu shaxs ba'zan shu hayotni tazyiqlariga chidaydi, ba'zan chiday olmaydi. Ba'zan uni keyin ijodida g'amgin, mayus tuyg'ular paydo bo'ladi. Uni pessimist deb e'lon qiladilar. Unga hujum qiladilar. Uni keyin uni o'rnida yashab ko'rish kerak avval. Uni bosib o'tgan yo'lini ko'rish kerak. Qanday qiyinchiliklar orasidan o'tdi, uni bilish kerak. Shuning uchun ko'pincha ijodkorga xo'jayin ko'p bo'ladi, ega ko'p. Oddiy tanqidchi unga yo'l ko'rsatadi. Pushkinga ham yo'l ko'rsatadi, u Tolstoyga ham. Bunday emas, bunday yozing, bunday emas, bunday deb. Lekin olamni hech qachon o'zgarmaydigan katta qonuniyatlari borki, odamni u ezadi. Xuddi tegirmon toshini orasida qolgan donga o'xshab eziladi inson bolasi. Meni bitta jon achchig'i degan bir she'rim bor. Shu mazmuni shuki, shu bir odam buloqdan bir ko'za suv olib keladi deylik. Bu ma'lum davrda emas, umumiy katta zamonlar ichida bo'layotgan gap bu. Olib keladi, ichsa shur, achchiq suv. Buloqni o'zidan ichsa borib shirin suv. Lekin ko'zaga solib kelsa achchiq suv. Keyin piridan so'raydi. Ayo pir, bu qanaqa mo'jiza bo'ldi? Buloqqa borib suv ichaman, shirin suv. Mana u ko'zaga solsam achchiq bo'layapti bu o'zidan o'zi. Desa pir aytadi, bolam, tinglagin. Bu mana shu ko'zani tuprog'i odamni tanasidan, loyidan pishitilgan bu. Shu odam jon berayotganda ajalni achchig'i, jon achchig'i saqlanib qolgan. Shuning uchun
Şunga suv salsang, jon achchig'i suvga chiqadi. Achchiq bo'ladi suv deydi. Shunaqa degandayin, odam baxtli, farovon yashash albatta yaxshi. Lekin masalan, buni uy joyi bor, mol dunyosi bor. Nega bu g'amgin narsa yozadi? Degan savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi-da. Xo'p, bunday savolni qo'yadigan bo'lsak, Alisher Navoiy bosh vazir bo'lgan. Xotin bola chaqa ham yo'q, boshini qotiradigan. Mol dunyosi haddan ziyod ko'p. U zot nima uchun yozdi? Nega ijod qilib dod dedi, faryod chekdi? Nega topmadim, izladim deb xulosalar qildi? Nega qush bo'lib qanot bog'lasam edi, uchib ketar edim degan gapni aytdi. Anglamagan odam aytadi, Navoiy nimaga bunday dedi? Endi u insoniyati nomukammal muhitida yashadi. Shundan nafratlandi, chorasiz holda qoldi. Lekin o'zini adabiyoti orqali shunga isyon ko'tardi. G'amgin bo'lsa ham, g'amginlik ham isyonni formasidir bu. Xo'sh, Navoiyki bosh vazir ekan. Unda Bobur shoh nega o'zi shoh bo'lsa, nega bu dunyodan qo'l silkab dod faryod qildi? Unga nima yetmasdi? Unga vatan yetmadi. Unda u tuyg'u yetmadi. Demak, bu tuyg'ularga qandaydir bir xristomatiya, darslik shaklida bunday holda bunday bo'lish kerak, bunday holda bunday bo'ladi deb aytish aslo mumkin emas. Yana bir tuyg'u bor. Insonda masalan, suhbatlarda mana aytiladi, ijodkorni kayfiyat farzandi, kayfiyat egasi. To'g'ri. Tolstoyning bir gapi bor, Lev Tolstoyning. Siz bugungi meni gapimga shuni dastak qilib olmang deydi Tolstoy. Men ertaga kayfiyatim boshqa bo'lganda shuni teskarisini aytishim mumkin deydi. Bugun bu kayfiyatda shu gapni aytdim, ertaga aksini aytishim mumkin deydi. Buni hech qachon nazardan qochirmaslik kerak albatta buni. Shuning uchun mana shu hayotni, ulug' olamni, buyuk dunyoni borligicha qabul qilishga to'g'ri keladi. Borligicha realist sifatida qabul qilishga to'g'ri keladi. Shu qalbga shuni singdirishga to'g'ri keladi. Yolg'izlik qutqazadi ba'zan. Talpa odamlarning orasida kishini yolg'izlik qutqazadi. Yolg'izlikni o'zida odam yana o'zini yo'qotishi ham mumkin bozorga kirganday bo'lib. Buni tushuntirib bo'lmaydigan bir tuyg'ulardir bular. Men shundoq deb bilaman. Mana shu sahro so'qmog'ida boshini egib jim bir kimsa ketmoqda, bilmasman u kim. U agar sen bo'lsang, qoshinga boray. U agar sen bo'lsang, tezroq kel, men bo'lsam, tezroq kel do'stim. Umrni o'tishi to'g'ri. Endi buni eskidan gap bor. Ruh hech qachon qarimaydi, eskirmaydi. Lekin uni libosi eskiradi. Postin eskiradi. Ton eskiradi. Latta putta bo'ladi. Uni yechib tashlab ketiladi va hokazo. Lekin bu dunyoni o'tmiş hayot, o'tayotgan turmush, o'tgan hayot hammasi o'sha insonni yelkasidagi yuk va libosdir bu. Jon qushi undan qachondir ayrilib chiqadi deyiladi. Bu gap albatta falsafiy gap. Insonga bir narsani men tilar edim. Avval yoshligimdan uzoq umr tilar edim. Otam o'rgatgan. Bu yaxshi gap. Endi hozir tilayman uzoq umrni sog'lik salomatlik bilan birga bergin Xudoyim. Agar sog'lik salomatlik bo'lmasa, uzoq umrdan qanaqa mazmun bor bu? Bu azob oqibatda nima mazmun bor? Shuning uchun insonda har jihatdan bu komillik, har jihatdan inson rozi bo'ladigan bir muhitlar, inson shunga muhtoj shunga. Muhtoj. Bundan ko'z yumish mumkin emas. Qalbni go'zallikni his qilish tuyg'usi hech qachon bu o'zgarmaydi, eskirmaydi. Bu aniq gap bu. Aniq gap. Hech qachon eskirmaydi.
qalb qaridi degan odamni men o adam deb ko'p hisoblamayman.